Halkanlarımız 818 A1 taktik bullpup av tüfeğimiz. merhaba sevgili silah ve avcı dostlar. Şimdi siz, hem kendime almış oldum ben sizlere de bilgi vermek için elinde olanlara ve da işte alacaklara falan bilgi vermek için bir inceleme videosu çekeceğim. Bu videoda kesinlikle ve kesinlikle bunu peşin ve net söyleyeyim. Hiçbir şekilde reklam amacı yok arkadaşlar. şöyle bir tüfeğimiz geldi. Alkan Arms 818 A1 modeli. İçerisinden bezi, garanti belgesi, kullanım kılavuzu, faturası, e, işi, kayışı, kulaklık, gözlük, temizleme malzemeleri, bir adet yağ, şöyle bir adet yağ şurada 3-4 adet e, temizleme fırçası ve çeşitli sökme takma aparatları mevcut alyanları ve bir tane de flash disk var bu flash diskin içerisinde de bu tüfek nasıl sökülür nasıl takılır nasıl monte edilir veyahut da üzerinde oynanacak parçalar nasıl değiştirilir onlar mevcut hemen şimdi çok hızlı bir ve kısa olmasına dikkat ederek bir video çekeceğiz kutunun içinde bunlar çıkıyor arkadaşlar ayrıca Çantasına Çantası şöyle plastik içerikli. Çantadaki özneni zaten herkes görüyor. Şöyle de çantası da kamuflaj. Bu yeni sistem e, uydudan görünemeyen kamuflaj diye geçen kamuflaj da yapılmış. İçerisinden 2 adet 5 artı bir şarjör çıkıyor. Şarjörler burada. Şimdi şarjörlerin birini alayım sadece. Şöyle iki adet 5 artı bir şarjör var. Şarjörün yerine kadar kılıfta yapılmış. Hemen şöyle kaldırıyorum. Evet. Şimdi fabrikadan verilerini aldım. Kendi gözlemlediklerimi de yazdım. Ee, artı hemen öncelikle bir şöyle tüfeği bir göstereyim. Tüfeği birleştirirken arkadaşlar şöyle biraz aşağı doğru sarkıttık. Şuradan bu tüfeği buranın üzerinden kaydırıp şuraya getirdiğimiz zaman şöyle tüfek direkt yerine geçiyor. Şurada bir mandal var. Şu mandalı aşağı çektiğimizde de tüfeğimiz faal hale geliyor. Birazdan şimdi bunu ben yakın olarak da çekeceğim. Hatta hemen yakın olarak çekeyim bunu. Ee, sizlere bunda videomuzun o bölümünü eklemiş olalım. Tüfeğimiz şu. Alkan Arms 818 A1. E, ee, Bullpup 1 model. Takozluk cikli. Bunu şimdi ben şöyle kısaca bir videosunu alacağım arkadaşlar size hemen gerekli bilgileri önce fabrikanınkini sonra da bizim gördüklerimizi vereceğiz. Evet tüfeğimiz Alkan 818 A1 dedik. Şu yanlarda hava kanalları var. Namlu soğutucu da diyebilirsiniz. Yine üstte de aynı şekilde. Kurma kolu yanda. Şu parçamız tüfeğimizi sökerken takarkenki kilit. Evet, yani aşağı yaptığımızda kilitlenir. Bu da bu şekilde şarjör yuvası ve düşürme mandalı da bu şekilde. Taktik bir tüfek. Evet. Şimdi hemen tüfeğimizin özelliklerine geçiyorum. Önce fabrikanın verdiği özelliklerden bahsedeyim. En kolay sökülebilir takılabilen tüfek demiş fabrika. Tüfeğin çantasının özelliğinden bahsetmiş. Ee, 5 adet faydalı model patenti mevcutmuş. Kolay temizlenebilir. 15 saniyede sökülüp takılan ve temizlenen pistona sahip bir tüfekmiş arkadaşlar. Ee, kendine bunun en büyük özelliklerinden birisi de şu. Şu parçaları görmüş olduğunuz bütün parçaları rengini işte 7-8 çeşit turuncu, yeşil, haki, daha koyu haki, işte sarıdır çeşitli renklerde kırmızı. Siz bunu kendiniz şu parçaları söküp takarak rengini ve şeklini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Plastik giydirme özelliğine ve şu üzerindeki e, alüminyum giydirmeleri değiştirerek bunu halledebilirsiniz. E, mekanizma sistemi ve gövdesi mekanizmasının gövdesi alüminyum alaşımlıymış ancak mekanizma 5 noktadan kilitleme sistemine sahip döner başlıklı sistem. Şimdi bunu yakın kamerada tekrar çekip göstereceğim. Bu da böyle 5 noktadan kilitlemeli mekanizmaya sahipmiş. Ee, bütün PİM'ler e, ne diyor tüm malzemesini fabrikanın kendisi üretmiş arkadaşlar. Dışarıdan herhangi bir alım yapmamış. 24 gramdan 50 grama kadar çalışır demiş ve namlunun içerisinde kurşun sıvaması asla olmaz demiş. Kurşun yığılması ve sıvaması olmaz demiş. Flash sistem bahşetmiş. 4 ayrı noktadan az askı kayışı iki bu taraftan, iki de diğer taraftan az kayışı takma özelliğine mevcutmuş. Şimdi hemen kendi bilgilerimize geçelim. Marka Alkan Arms 818 A1. Kalibre, 12 kalibre, 3 inçlik yani 76 milimetrelik 65, 70 ve 76 magnum fişekleri atma özelliğine sahip bir namlusu var. Gövdesinin şu üst kısmı, gövdenin dış kısmı polimer o polimerin içerisinde güçlendirilmiş çelik e, saçlar mevcut arkadaşlar. E, şu parça yine 7075T6 setleştirilmiş alüminyum. Namlusu 4140 delme çelikten yapılmış bir namluya sahip tüfeğimiz. E, Mekanizma gövdesi yine az önce bahsettik şu kısım alüminyum derken gövdeden mi bahsetmiş orayı tam açıklamamış. Evet alüminyum. Gövdenin şu kısmı, e, mekanizma gövdesinin dış kısmı setleştirilmiş alüminyum ve mekanizma başlığı döner başlıklı mekanizmaya sahip arkadaşlar tüfeğimiz. Şarjör 2 adet şöyle 5 artı 1. Bir tanesinde takoz var. Bunlar bizim kendi doldurduğumuz kapsülsüz fişekler. Şu şekilde doldurabiliyoruz tüfeğimizin şarjörünü. 5 artı 1 6 tane alıyor. E, tüfeğimizin ağırlığını ölçeceğiz. Fabrikada da 47, 55, 61 namlı olarak üretim devam ediyormuş arkadaşlar. Şimdi şu gövdesi polimer. Bu içeriden çelik saclarına güçlendirilmiş bir polimer yapıya sahip. Dipçik tabanı bu tahoz dipçikliğe geçer arkadaşlar şu şekilde. Bu tahoz dipçikliğe geçer. Hem sol hem de sağ kullanıcılar için şu parçayı söküp sağ tarafından takabilirsiniz. Bu üzerindeki parçaları direkt kaldırdığınızda kalkar. Ee, ugez özelliği mevcut. Yarıklı ugez. Ve uca, ucunda da e, yuvarlak bir arpacık mevcut. Burada şöyle bir fark var. Bunları direkt yatıramazsınız. Şuradaki mandala bastığımızda şöyle bunlar yatır arkadaşlar. Şöyle yatırabiliriz. Yine üzerinde pikatin rayı mevcut. Ben haki siyah olanı seçtim kendim için. Arazi biraz daha az görünsün diye. Tabi sizler e, rengi renge önem verenler istediği rengi alabilir. Şu üst pol, e, kısım, şu siyah olan kısımların tamamı e, polimer ve içi sayıda güçlendirilmiş malzemeden yapılmış arkadaşlar. Tüfeğimiz bu şekilde. E, şurada emniyet mandalı burada. Yukarı kaldırdığınızda security, güvenlik aşağı indirdiğinizde düzeysel bir hale aldığında da FIRE olarak yani ateş olarak eder. Şurada yine bir kapak konmuş. Bunu da değiştirebiliyoruz renk olarak şu parçalar ası kayışı buralara takılarak şu üzerine bastığımızda şöyle bu yerinden çıkar arkadaşlar. Bu da ası kayışını takıp kullanmak için yapılmış. Tüfek kişiye göre e, değiştirilebiliyor. Yani renk olarak istediğimiz gibi içerisindeki alya anahtarlarla şurada şurada şu yanlarda e, iki tane vidalar var. Bu vidaları çıkardığımız zaman bu parçaların tamamını şu el gundağındaki parçaların tamamını e, değiştirebilirsiniz. Hani böyle e, bazı filmlerde nasıl diyeyim böyle zombi avlarında kullanılan tüfekler gibi bir tüfek yapısı olmuş. E, bu döner mekanizmanın kırılmasında veyahut da buradaki alüminyum parçada herhangi bir sorun olduğunda tüfek tamamen değişme garantili olarak geliyor arkadaşlar. Onu da unutmadan söyleyelim. E, şuradaki parçası mekanizma düşürücü parça şu da şarjörü söküp takmak için kullandığımız parça. Hemen şöyle şarjörü takalım arkadaşlar. At şarjör takması böyle taktık. Şu şekilde üzerine durabiliyor. Çektik bıraktık. Ee, kuvvetli bir yaya sahip direkt alıyor. Hemen şöyle çıkaralım. Ya da bunu da şey yapalım. Bir doldur boşalt yapalım şöyle. Aldı. Şu şekilde mekanizması geride kalıyor arkadaşlar. Mekanizma bu şekilde geride kaldığında ikinci şarjörü taktığınızda şu alttaki ne işe yararsanız bu mekanizmayı bırakmaya yarar. Onu tekrar göstereceğim. Evet. Mekanizmamız geride kaldı. Şarjörü varken şarjörü çıkardık. Ee, hemen bir tane fişek bastık içine. Ya da dolu şarjörü taktık. Şöyle şu düğmeye bastığımızda direkt fişe ağzına alma özelliğine sahip. Yine şurada 4, diğer tarafta 4, 8 ee, sağda ve solda 2 adet mekanizmanın kurma kolunu sağ ve sola kullanıcılar için değiştirmeye yarayan bir delikler. Yine üstte de 6 adet namlu soğutucu olarak da düşünebilirsiniz. İçeride sıkışan ısınan havayı direkt hiç ısınmadan buradan tahliye edebilme özelliğine sahip bir tüfek arkadaşlar. Yine namlucunda giydirme bir alev gizleyeni mevcut şu şekilde. Bunu söküp takabiliyorsunuz. Namlusu 4140 delme çelik ve ucu 3 numara şoka göre fikslenmiş arkadaşlar. Ee, bu da yani şoksuz bir namlu. Ucuna herhangi bir şok montesi yapılanı, yapıla, yapılamıyor. 47, 55 ve 61 namlu olarak da isterseniz bunu alabiliyorsunuz. Bu kullanıcıya göre değişir. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sorabilirler. Bu tüfek ne için alındı? Neye kullandı? Bu tüfek küçük olduğu için e, nasıl söyleyeyim arabanızda taşıyabilirsiniz. E, hobi atışları yapabilirsiniz. Yine e, domuz avları için özellikle reddut takılırsa yakın domuz avlarında, sürek avlarında, mısır tarlalarında veyahut da tarlaları beklerken e, kolay kullanım, e, traktörle gittiğiniz mesela hemen traktör içine şu şekilde koyduğunuzda kayıp düşmeyecek bir şekilde e, tarlanın kenarından geçerken domuz çıktı veyahut da başka bir hayvan çıktı atmanız gereken bir hayvan hemen bunu direkt oradan alıp atma için kısa olarak tasarlanmış. Ee, bazı arkadaşların yanlış bildiği birkaç husus var. Diyorlar ki biz e, kısa tüfeklerle uzak vurulmaz. Arkadaşlar bugün ister uzun olsun ister kısa olsun. En kötü şu 47 namlulu bir tüfeğin 100 ila 140 metrede siz iyi bir nişan alıp denk getirebilirseniz vurmama şansı yok. ha Ondan sonrasında e, kurşun aşağı düşeceği için ona göre yükseliş ve önleyiş vermeniz lazım. Yani 47 namluyla domuz avı olmaz. Alakası yok. En güzel domuz avları... 47-61 arasındaki namlular olur. 66-71 bunlarla olmaz 76 olur. Ama kurşun e, dünyada yapılan bütün testlerde Baratta ve Browning'in yaptığı testlerde e, barutun en son tam anlamıyla yandığı namlı boyu 47 santimdir. 47 ve 61 arasında tek kurşunun en etkili olduğu namlı olarak tespit edilmiş. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Tüfeğimizin genel görüntüsü bu. Şöyle üstten, yandan, alttan da şu şekilde. Evet. Tekrar hemen bir içindeki fişeğimizi alalım. Dediğim gibi fişeklerin içinde saçma bir kurşun var ama arkasında kapsülde barut yok. Onun yerine boş keçe mevcut. Bunu şöyle aldığınızda şuna bastığınızda bunun büyük olması şu işe yarar. E, Düğümü aramak zorunda değilsiniz. Hiç attığınız, bitirici attığınız, bastığınızda düşürebilirsiniz. Evet. Şunlar da nişangah hattı olarak var. Şimdi tüfeğimizin boyutlarını ölçüyorum. Tüfeğin tam boyu 74,5 santim. Tüfeğimizin namlusu, bak şurada baktığımızda tam 47 santim. 47 santim. Ee, tüfeğin yerden yüksekliğini de bir ölçeyim şöyle. Şarjıyla beraber ölçelim. Tahat olsun. Evet. Şu şekilde bakıyorum tam 24 santim. Şunlar ayaktayken birazcık daha fazla oluyor herhalde. Evet onlara da 27 santim. Evet tüfeğimiz bu. Şu düğmeye basıp bunu yatırabiliyoruz. Şuradaki düğmeye basıp bunları yatırabiliyoruz. Benim tavsiyem bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sağa sola ayarlama özelliği mevcut. Buradan da yine önün aşağı yukarı ayarlamak için şurada elle çevrilebilir bir mekanizma yapılmış. Bu tüfeklere eğer red dot alıp takabilirseniz red dotla yapacağınız avlarında ne doyamazsınız. Red dot e, bu tüfeklerde veyahut da daha çok kantilever namlu silah namlulu tüfeklerin üzerindeki raylara takılabilen iyi bir nişan alma aparatıdır arkadaşlar. Hemen şöyle ölçüyorum. 19 santimlik bir tikatini rayı var ve 20 ve 22 milimetre ayaklı bütün e, red dot ve dürbünler bu tüfeğe olabiliyor. Dipçiğin arkasında yumuşak bir Dipçik peti mevcut. Yine alev gizliğinden bahsettik. Şu parçayı söküp sol kullanıcılar için şuraya takabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi onu öyle sökmeyeceğim. Tüfeğimiz iki parça halinde demiştim. Hemen onu bir kere daha göstereyim. Tüfeğimizin şu sol yanında bir düğmemiz mevcut. Şu düğme. Bunu yukarı kaldırdığımızda şu düğmeyi. Tüfeğimizde sadece yapacağımız şey şu. Alttan tutacağız şöyle. Üstten de ileriye doğru çekip çıkaracağız. Tüfek bu kadar çabuk sökülebiliyor. Evet, tüfeğimizin şurada üstten 3 adet gaz pistonu mevcut. Buradan harbiyle temizleyebiliyoruz ve arkası broniklerdeki gibi kuyruksuz namluya sahip. Geri takarken de işte şöyle omzunuza dayayın. Şunun üzerinden bırakıp da şöyle geriye doğru gittiğiniz zaman şah diye geçer. Sonra şunu aşağı indirdiğinizde de tüfek bir daha hiçbir şekilde yerinden çıkmaz. Bu da böyle bir tüfek. Bahsetmediğim bir özelliği var. Hemen ağırlığına da bir bakacağım ondan et çekebiliriz sizler için. Tüfeğimiz şu anda <laughs> Evet, 3 kilo 987 gram. Hemen şunu da göstereyim. 3 kilo 987 gramlık bir ağırlığa sahip. Şarjörle koyunca ne oluyor boş şarjörle? Tam 4 kilo 305 gramlık bir tüfek olarak bize hitap edecek arkadaşlar. Hemen şöyle o parçayı da tekrar göstereceğim şimdi. Şimdi şuraya diğer taraftaki parçaya sökecek sağlık kullanıcılar için emniyet mandalını şu şekilde aşağı ve yukarı yaptığımızda şu fire ateş şöyle olduğu zaman da security güvenlik yine boş kovanı atma yeri burası bunu biraz da şöyle yapacağım şimdi şöyle yapayım bunu elde göstereceğiz o zaman mecburen Şimdi diğer taraftan çektiğimizde de şöyle mekanizma 5 noktadan kilitli ve mekanizmanın dış kısmı da alüminyumdan yapılmış. Şu gezleri kaldırabiliriz şöyle. Kaldırdığımızda da inmez şu düğmeye basıp aşağıya doğru itelediğimizde bu kapanır arkadaşlar. Şöyle yine alev gizli... Ee, bu kısımda da aynı şekilde üzerine bastırıp şöyle kapattığımız zaman kapanır. Şöyle üstten iç kısımdaki mekanizmanın koruma kolyayı da bu şekilde şu pim diğer tarafa takılabiliyor. Yine şu parçayı söktüğümüz, yukarıya doğru kaldırdığımızda ileri çektiğimizde tüfek çıkıyor. Bu parçayı yerine takıp çektiğimizde de o kayboluyor. Şu parçamız şarjör söküp dahma mandalı. Şu parçamız da Tüfeğimizin mekanizması geri kaldığında bastırdığımda tak diye atma özelliğine sahip. Evet, tüfeğimiz bu. Şimdi tüfeğimiz bu. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.